Ali Kara Hasanoğlu. Akşener ne iş bu? Çanta, ihale ve makam. HDP ile anayasa çalışmaları yapıldı. Sarı sendikalar gibi siyasette de sarı muhalefetçilerin olduğunun İyi Parti kurucusu bir milletvekili tarafından ifşa edildiği gün Güneydoğu'dan 10 şehit haberi daha geldi ki birisi de Kor General. Evet Milli Savunma Bakanlığı kaza olarak açıkladı. Ama sonuçta bölgede terörle bir mücadele var ve o mücadele sebebiyle yoğun bir güvenlik amaçlı trafik var. Bir saldırı sonucu olmasa da güvenlik amaçlı yoğun trafik sırasında yaşanan bir kaza sonucu da olsa yıllardır bölgede süren terörün de bu kazada payı var. Bir yandan şehitler veriliyor, bir yandan terörle mücadele konusunda iktidar eleştiriliyor. Örneğin Gara'da PKK'ya yönelik operasyon sadece HDP'li PKK yandaşları tarafından değil, CHP'liler hatta İYİ Partililer tarafından bile eleştirildi. Operasyon şöyle yapılmalıymış, böyle yapılmalıymış. Tüm imkanlar seferber edilmeli, sonra başarılı olunmazsa askeri operasyon yapılmalıymış. Daha ne akıl vermeler, daha ne PKK'nın ekmeğine yağ sürecek açıklamalar. Haydi buyurun bu eleştirileri yapanların samimiyetlerini test edelim. Gerçekten rehinelerin sağ salim kurtulmaları için mi o eleştirileri yapıyorlar yoksa siyasi iktidarın PKK'ya yönelik operasyonlarını etkisizleştirmek, başarısız göstermek için mi durduk yerde eleştiri yapıyorlar? Samimiyet tespiti için hangi testi yapacağız? Dün 212'ye çıkan HDP önündeki PKK tarafından kaçırılmış çocukların ailelerinin durumları. Aileler bizim çocuklarımız HDP üzerinden PKK'ya kaçırıldı diyorlar. Bir değil, üç değil, beş değil, tam 212 aile bu iddiada. Her ailenin bir çocuğunun PKK tarafından kaçırıldığını, beyinlerinin zehirlenerek örgüt içinde bulundurulduğunu düşünsek, PKK'nın elinde asgari 212 rehin var demektir. Garadaki TSK operasyonunu bahane eden PKK, 4-5 yıldır elinde tuttuğu 13 silahsız kişiyi öldürmüştü. HDP Diyarbakır İl Binası önünde bekleme yapan ailelerin sayısına bakarsak 212 rehine daha var PKK'nın elinde. Haydi kim ne yapacaksa buyursun yapsın. Garadaki operasyon için akıl verenler, şöyle yapılmalıydı, böyle olmalıydı diyenler, şimdi 212 rehine için yol haritası çıkarmalılar. İnsan hakları örgütleri mi devreye girecek? HDP'li milletvekilleri mi girişimde bulunacak? Komşu devletlerden mi yardım istenecek? Kim ne düşünüyorsa buyursun yapsın. HDP milletvekili Faruk Gergerlioğlu daha ilk andan TSK bombaladı, 13 kişi öldü diyordu. Diğer HDP'li Hüda Kaya da ona katılıyordu. Haydi bakalım, şu an TSK bombalama yapmıyor. 212 rehineyi kim nasıl kurtaracaksa buyursun kurtarsın. Ama ne Faruk Gergerlioğlu'ndan bir cevap var, ne Hüda Kaya'dan, ne de barışçı bir isim olarak lanse edilmeye çalışılan HDP Genel Başkanı Mithat Sancar'dan. Hatırlayın Mithat Sancar'da Gara Operasyonu sonrasında 1994 ve 1996 yıllarında Güneydoğu'da yaşanan iki ayrı olayı hatırlatıp bu katliamların failinin PKK olduğu açıklamasını o tarihteki bakanlar yapmıştı ama ikisinin de faili devlet çıkmıştı diyerek CHP'nin koalisyon ortağı olduğu Türkiye'yi AK Parti ile kıyaslama densizliğine imza attı. Bir tane HDP'li çıkıp demedi ki sen 1994'teki olayın hesabını git şu an ortağın olan CHP'lilerden sor. AK Parti ile CHP iktidarını birbirine karıştırma. O açıklamanın üzerinden günler geçti. Garada 13 rehinenin PKK tarafından öldürüldüğü konusunda bugün itibarıyla artık küçücük bir şüphe kaldı mı kalmadı. HDP Genel Başkanı Mithat Sancar'dan ben haksız yere bugünkü devleti 1994'teki CHP Koalisyon Hükümeti'nin elindeki devletle kıyasladım. Yanılmışın özür dilerim mesajı geldi mi? Hayır. HDP'lerin ne olduklarını biliyoruz. Sen onlara destek çıkanlardan bahset diyeceksiniz. Haklısınız. İYİ Parti kurucusu Ümit Özdağ bile kendi partisinin yönetiminin ısrarla inkar ettiği CHP, İYİ Parti, HDP, SPDP ortaklığındaki anayasa çalışmaları hakkında 64 saatlik görüntü kaydı var diyorsa, İYİ Parti adına HDP'lerin de katıldığı anayasa hazırlığı görüşmelerine katılan Kamil Erozan niye konuşmuyor diye açık bir meydan okuma yapıyorsa, Olay Ümit Özdağ'ın yaptığı benzetmedeki sarı sendika benzeri sarı muhalefet boyutunu çoktan aşmış sarı milliyetçiliğe dönüşmüştür. İyi Partililerin yaptıkları sarı ülkücülüktür. Milliyetçiliği ve ülkücülüğü istismardır. Ümit Özdağ'ın açıklamaları milliyetçilik ve ülkücülükte İyi Parti'nin söyleminin iflasıyla sınırlı değil. Çanta, ihale, makam paylaşımından da bahsediyor. İyi Parti kurucusu. Bir örnek vereyim, işin hangi boyuta geldiğini siz takdir edin. İyi Parti kontenjanından İSTAÇ'a genel müdür olan Gümüşhaneli Mustafa Canlı koronadan vefat edince İSTAÇ'a biz yine İYİ Parti'den bir ismin atanmasını beklerken küçük bir şaşırtmaca yapıldı. Daha önce İstanbul Enerji AŞ'ye İmamoğlu'nun atadığı Aslan Değirmenci İSTAÇ'a atandı. İstanbul Enerji AŞ'ye de Mustafa Canlı'nın hemşehrisi Yüksel Yalçın getirildi. Gözümüzün içine baka baka, göstere göstere, zekamızı alay ederek, liyakat liyakat diyerek seçime giren bir adamın ülkeyi getirdiği durum işte bu. Seçim öncesinde kaç kuruma İYİ Parti sözü verildiyse ona sadık kalıyorlar. Çünkü balığın büyüğü 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Sadece liyakat de sorun olsa yine şükredeceğiz. Ama bakın İYİ Parti kurucusu Ümit Özdağ kendi partisinin halini özetliyor. Belediyelerden gelen çantalar, ihaleler ve makamlar karşılığında İyi Parti'nin onurunu sattınız. Daha bir buçuk yılda CHP'nin ortağı, İyi Parti'nin kurucu üyesinin yaptığı ifşaat bu. Olay tek taraflı değil tabii ki. İyi Parti bir yanda CHP'li Ekrem İmamoğlu bir tarafta. Dürüst dedikleri, her şey onunla çok daha güzel olacak dedikleri Ekrem İmamoğlu'nun suçları bunlar. Şimdi buyursun Ahmet Savutoğlu tebrik etsin bu İmamoğlu'nu. Abdullah Gül tebrik etsin yeni belediye başkanını. İyi Parti'nin kurucusu bile belediyeden çantalar geliyor derken yapabiliyorlarsa tebriğe devam etsinler. Ali Karahasanoğlu Emin Pazarca. İtiraf ve Ötesi Ne dedi Kemal Kılıçdaroğlu? Suç işleyen HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıkların kaldırılmasının millet ittifakını bozma girişimi olduğunu söyledi. Nasıl olacak bu? İttifak nasıl bozulacak? HDP Millet İttifakı'nın bir parçası mı? Duruma göre değişiyor bu sorunun cevabı. Kemal Bey işine nasıl gelirse öyle davranıyor. Genellikle HDP Millet İttifakı'nın bir üyesi değil diyor. Buna karşılık resmiyette Millet İttifakı'nın üyesi olmayan HDP ile birlikte hareket ediyor. Amiyane tabiriyle fiiliyatta birlikte iş tutuyor. Bir nevi halkı yanıltma faaliyeti bu. CHP, HDP'ye alerji duyan seçmene bizim ilişkimiz yok, sempati duyan seçmene de merak etmeyin biz zaten birlikteyiz mesajı veriyor. Kemal Bey böyle idare etti bugüne kadar. El ele, kol kola yürürken aradaki ilişkiyi hep inkar etti. Sonunda itiraf geldi. Ama garantisi yok. Yarın bir sıkışma halinde tekrar inkar yoluna gidebilir. Ne ilişkimiz var bizim diyebilir. Millet İttifakı'nın üyeleri kimler? CHP, İYİ Parti, SP ve DP. Biz bu partilere mensup milletvekillerinin değil, HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını tartışıyoruz. Ne ilgisi var bu konunun Millet İttifakı ile? İttifakın tepesindeki isim aman ha diyorsa, HDP'ye dokunmanın Millet İttifakı'na da dokunmak anlamına geleceğini söylüyorsa önemli. İttifak içindeki ilişkileri, pazarlıkları, yol arkadaşlığını ondan iyi bilecek değiliz herhalde. Kemal Bey var diyorsa vardır elbet bir ilişki. Kimin eli kimin cebinde, Kılıçdaroğlu hepimizden daha iyi bilir. CHP'ler sıkıntı yaşasalar da iyi kötü izah edebilirler belki bu durumu tabanlarına. Ancak İyi Parti ne yapacak, Meral Akşener ne diyecek seçmene. Kılıçdaroğlu'nun bu itirafından sonra da biz CHP eşittir PKK türünden sözler sarf edebilecek mi? Haydi söyledi diyelim. Madem öyle sizin ne işiniz var HDP'nin de içinde olduğu Millet İttifakı'nda sorularına ne cevap verecek? Zor ve sürdürülebilir bir durum değil bu. Kılıçdaroğlu ve Akşener Erdoğan düşmanlığına güveniyorlarsa yanılabilirler. Çünkü Erdoğan'ı sevmemek ayrı, Erdoğan alerjisi üzerinden ülke düşmanlığı yapmak çok farklı. Ne diyordu Kemal Kılıçdaroğlu? Hükümet terörle mücadele etsin, elini tutan mı var türünden sözler sarf ediyordu üstüne bir de destek vadinde bulunuyordu. Gelinen noktada evet elini tutan var denilebilir rahatça. Terörle mücadelede kalıcı başarı destekçilerin de yok edilmesiyle sağlanabilir ancak CHP insanlık suçu olan teröre destek veren bir siyasi partinin kapatılmasına açıkça karşı çıkarsa bu partinin milletvekillerinin işledikleri suçlardan dolayı bireysel olarak da cezalandırılmalarını engellemeye çalışırsa nasıl yürütülecek bu mücadele? Nasıl kalıcı olarak yok edilecek terör denilen bela? Hep söylüyorum yine tekrarlayacağım. Terör bir insanlık suçudur. Bu suçu işlemek için ille de elde silah daha çıkmak gerekmez. Türkiye'nin herhangi bir yerinde de teröre destek vererek suça ortak olunabilir. Gizlenmek için demokrasi ve insan hakları gibi maskeler takarsınız olur biter. Emin pazarca.